Merhaba sayın seyirciler, yeni bir programımıza hoş geldiniz. Bugün Cuma ve Türkiye'deki seçimlere tam iki gün kaldı. Yani iki gün sonra aşağı yukarı pazar akşamı bu saatlerde Türkiye'deki tabloyu yakın bir şekilde görmüş olacağız. Yurt dışında oylar 9 Mayıs'a kadar kullanıldı. Şu anda gümrüklerde kullanılmaya devam ediliyor. 14 Mayıs'a kadar da kullanılacak. Bu akşam Sayın Mehmet Kılıç'la birlikte hem yurt dışındaki oyların kullanımındaki durum, hem önümüzdeki dönem Türkiye, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini neler bekliyor, biraz bunları konuşalım. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Yücel Bey'ciğim. Size ve izleyicilerimize iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Sanırım pazar günkü seçimlerin sonuçlarını en çok merakla bekleyen kişilerden birisi sizsiniz. Çünkü siz de kaç yıldır Türkiye'ye siyasi paylaşımlarınız, düşüncelerinizden dolayı giremeyen insanlardan, siyasetçilerden, aydınlardan bir tanesiniz. Nasıl bir duygu içerisindesiniz? Evet, gerçekten hem beni tabii ki hem de yüz binlerce insanı ilgilendiren bir konu birebir. Benim hakkımda iki tane dava açılmıştı Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Bir tanesine Almanya'da ifademe başvuruldu, diğerinde başvurulmadı. Çünkü ilk açılan davada Türkiye'ye gidip orada ifade vermem söyleniyordu ve hakkımda yakalama kararı, tutuklama kararı çıkarmışlar. Alman Dışişleri Bakanlığı buna nota verdi ve dedi ki burada hala başvurulabilir ifadesine. İslamcılar ne yaptılar? Orada ifademe başvurmak yerine hakkımda ikinci bir dava açıp orada ifademe Almanya'da başvurulması yolunu açtılar ki davalardan birisiyle bana ceza versinler, öbürüyle ise Türkiye'ye girişimi engellesinler. Ve nitekim bugün duruşma vardı. Bugün öğrendim ki ilk defa sizin programınızda paylaşıyoruz. Daha önce de bir Alman kanalında paylaştım. RTL'in bizim bölgemizdeki kanalında. Benim hakkımda bir yıl hapis cezası vermiş mahkeme. Paylaştığım bir karikatürden dolayı. Size ait değil. Yani tamamen paylaştığınız bir karikatür. Evet, bir Alman karikatüristin karikatürünü paylaşmışım. Kaldı ki o karikatürü de göremiyoruz. Twitter'de bir yıldan sonrasını göremiyorsunuz. Facebook'ta göremiyorsunuz. Savcı içine bir örnek de koymamış. Sadece tasvir etmiş ne olduğunu. Ve karikatürist hakkında da açılmış bir dava yoktur. Ben paylaştım diye benim hakkımda açmışlar. Bir şey buluyorlar kendilerine göre. Çok ve ilginç. Suçsa onu yapana önce bir suçu şey yapması lazım. Öyle ya. Hatta Yargıtay'ın öyle bir kararı var benim bildiğim kadarıyla. Sadece paylaşımın hakaret suçunu doğurmayacağı çerçevesinde. Kaldı ki karikatürün kendisi zaten fikir hürriyeti, düşünce özgürlüğü ve sanat özgürlüğü içerisinde değerlendirilmesi gerekir. Ama bunu yapmıyorlar ve ben sadece bir örneğim, yani Türkiye'ye yıllardır gidemeyen yüz binlerce insan mağdur edildi. Memleketlerini terk etmek zorunda kalıp iltica etmek zorunda kalan insanlar var. Evet. Totaliter rejim değişirse tabii ki mahkemelerin bağımsızlığı tekrar tesis edilebilir ve o çerçevede birçok sığınmacı, iltica eden kişi dönebilir veya Almanya'da yerleşik olup da Türkiye'ye gidemeyen insanlar tekrar memleketlerine gidip akrabalarını, anne babalarının mezarlarını ziyaret etme şansına tekrar kavuşurlar diye ümit ediyoruz efendim. Toplamda baktığımızda Alman kamuoyunda da bir son bir hafta içerisinde yapılan yayınlara baktığımızda böyle bir Erdoğan'ın gidişinde gidebileceği konusunda geniş bir yaygı var değil mi Kana? Hem siz televizyonlara da röportajlar verdiniz, gazetelerde yazdınız ve Alman basını çok yazıyor. Spiegel'den, Süddeutsche Zeitung'a, oradan FAZ'te herkes. Bir Almanya'da Erdoğan'ın bu seçimi kaybedeceği şey var mı toplam fotoğrafta? Evet, evet. Çünkü onu yani yurt dışından bakanlar da ormanı görebiliyorlar, tek tek ağaçları değil. Gerçekten havanın değiştiğini, insanların değiştiğini fark ediyorlar. Türkiye'deki enflasyonun resmi rakamlarla %70 gibi açıklanması, gayri resmi rakamlarda bu işin %150'yi geçtiği, Türkiye'nin Venezuela istikametine gittiği gözüküyor. Ve
bu güya hani 2023'te reis aya ineceklerini söylemişti. Bir uzay merkezi kurmuşlardı. Ama deprem olduktan sonra Hatay'a 3 gün giremediler. Telefon sistemlerini dahi kuramadılar. O zaman insanlar fark etti ki bunlar sürekli bunları bir kandırıyorlar. Her seçimden önce ya gaz çıkarıyorlar ya bir yerde petrol buluyorlar güya. Ama ne gaz görüldü ne petrol bugüne kadar. Sadece kokular dünyayı sardı. O çerçevede de insanlar hakikaten bugüne kadar AKP'yi seçmiş, Erdoğan'ı seçmiş kişilerde de bir dönüşüm var. Ben bunu birebir gözlemliyorum. Yani benimle uzun süredir bağ kurmayan insanlar tekrar bağ kuruyorlar. Bunu apaçık söylüyorlar. Yani artık görüyoruz ki Türkiye'yi bunlar yağmalamışlar. Bizi kullanmışlar, dinimizi kullanmışlar. Cami bölgesinden olan insanlara da hakaret davaları açılmış, mağdur edilmiş insanlar. O nedenle Erdoğan'ın desteği gerçekten azaldı ve bitti. Öyle gözüküyor. Yani bu seçimlerde bana göre Erdoğan'ın desteği %30'un üstünde değil. Bunu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu tahmini yaparken de İstanbul, Ankara seçimlerinde de yaptığım tahminler buydu. Bir kısım insan hayır biz boykot edelim, girmeyelim, zaten çalacaklar derken benim söylemim hayır, herkes elinden geleni yapacak. Bir oy fazla verin, gidin bir oyunuzu verin. Sizin elinizden gelen buysa çalacaklarsa bir çuval fazla sırtlarında taşımak zorunda kaldılar. Bunlar hırsızdır, doğru çalırlar ama herkes elinden geleni yapacak. Muhalefet ne yaptı? Oy torbalarının üstüne yattılar çalınmasın diye. Çok çalamadılar. Az çalabildiler. O nedenle İstanbul'u, Ankara'yı kaybettiler. Ne diyordu Erdoğan? İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır diyordu. Evet. İstanbul kaybetti, Türkiye'yi de kaybediyor. Ama maalesef Türkiye de kaybetti bu 21 yıl içerisinde. Çok şey kaybetti. Ümit ederiz ki muhalefet iktidarı olduğunda tekrar bu konuda düzelmeler olacaktır efendim. Bu Türkiyelilerin hani Almanya'daki Türkiyelilerden de Erdoğan'a, AKP'ye ilginin azaldığını söylediniz. Bu hafta seçim hani oylar kullanıldı, Türkiye'ye götürüldü. Şu anda yurt dışındaki toplam seçmen sayısı 3 milyon 400 bindi. Bunun 1 milyon 800 bin oy kullanıldı. Yani %53'e yakın bir oy kullanıldı. Almanya'da da katılım arttı. 2018'deki seçimlerde %45'ti. Bu sefer bu oran %50'ye yaklaşmış durumda. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani bu katılımın artmasını neye bağlıyorsunuz? Katılımın yurt dışında özellikle tabii en fazla oyun oldu Almanya'da artması kime yarayacak sizce? Ben şuna bağlıyorum. Yani ilk defa yeni seçmenler olduğu halde, ilk defa 18 yaşın üstüne çıktıkları halde insanlar, onlarda daha az ilgi beklenir değil mi? Yani çünkü onlar daha az tanıyorlar Türkiye'yi. Evet. Buna rağmen artması demek, ben bunu tanıdığım çevreden de görüyorum. Bugüne kadar hiç seçime gitmemiş olan insanlar dahi ben bu seçime gidiyorum diyorlar. Çünkü şunu görüyorlar, bunun Türkiye için, kendileri için, akrabaları için bir son dönemeç olduğunu görüyorlar. Bugüne kadar ben Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'deki seçimleri ben niye belirleyeyim diye böyle demokrat bir düşünceyle hareket eden insanlar gördüler ki yakında akrabalarını ziyaret edemeyecek hale gelecekler. Akrabaları orada pazarda soğan alamaz, evinin kirasını ödeyemez duruma geldiler. Bunu gördükleri için diyorlar ki hayır, bu düzen böyle gitmemeli. Türkiye, İran veya Afganistan olmamalı. Onun için bizim bu seçime katılmamız gerekir dediler. Ve akın akın seçime gittiler büyük bir coşkuyla ve oylarını kullandılar. Şimdi Türkiye'de de kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Orada bir başa baş gidiş gibi gözükse de hep Kılıçdaroğlu bir çoğunda önde gidiyor. Tamamen daha da onun üstüne %10 koymak gerekir Kılıçdaroğlu lehine ve muhalefet partileri lehine. Çünkü Türkiye gibi totaliter bir memlekette bir araştırma enstitüsü onları telefonla aradığında insanlar telefonun öbür ucunda kim olduğunu bilmiyorlar. Evet. Oğlunu kızını işe koymuş. Tabii ki ben Erdoğan'ı seçerim diyor insanlar. Çünkü bir ondan korkuyorlar. Kılıçdaroğlu'ndan korkacak halleri yoktur.
Ben onu İstanbul-Ankara seçimlerinde de söyledim. Meydanlara gidip Erdoğan için bayrak sallayanların %20'si Erdoğan'ın partisini seçmeyecekler dedim. Burada da öyle söylüyorum. O meydanlara gidip onun için bayrak sallayanlar dahi Erdoğan'ı seçmeyecekler. Oyu %30'un altına düşmüş durumda. Sandıklara sahip çıkma dışında daha büyük bir görevimiz yoktur. Herkes seçime gidecek ve bu dönüşümü sağlamak zorunda. Bugün bir Alman kanalında röportajım vardı. Orada bir gazeteci karşılaştım. Adam İran'dan geliyor. Türkiye'de de kalmış bir yıl. Güzel Türkçe de konuşuyor. O da dedi ki biz de İran'da tahmin etmezdik hiçbir zaman böyle bir rejimimiz olacağını. Evet. Vakti sahip çıkamadığımız için şimdi dünyanın her bir yerine dağıldık ve memleketimize yıllardır gidemeyen insanlar olarak gurbet ellerde çile çekiyoruz dedi bu adamcağız. Türkiye'nin de kaderinin böyle olmaması gerekir diye düşünüyorum. Türkiye'de bir %10'luk kaybın olacağı aşağı yukarı görünüyor. Özellikle AKP'nin oylarında, hani 2018'de kıyaslandığında. Ama bu tablonun Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan Türkiye kökenli göçmenler arasında da benzer bir şekilde etkisi olur mu? Çünkü AKP biz biliyoruz ki daha önceki seçimler hep Almanya'da almış olduğu oy oranı Türkiye'nin ortalamasının üzerinde. Hatta bazı bölgelerde, bunun başında Essen geliyor örneğin, %60 üzerinde oy alıyor. Ve bu tabii ki Almanya'da hemen o oylama seçiminde ve muhtemelen bu seçimden sonra da onu konuşacağız. Türkler Almanya'ya entegre olmuyor. Otoriter bir rejimden yana, otoriter bir liderden yana oylarında onun için kullanıyorlar. Yani genel bir entegrasyon ve Türkiye seçimleri bağlamı konuşuyor. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Yani AKP'nin, çünkü Türkiye'deki demokrat insanlar da biz gittiğimizde onu soruyorlar. Sizin oradakilerin çoğu bu durumda diye. Bunu nasıl açıklamak gerekiyor? Yani yurt dışında yaşayıp da Almanya'da uzun yıllardır yaşayıp da AKP'ye oy vermenin açıklaması nedir? Orada farklı faktörler söz konusu Yücel Beyciğim. Bu çok önemli bir soru. Teşekkür ediyorum bu soru için. Bir kere işte Almanya'da %64 oranında Erdoğan'a çıkmıştı, AKP'ye çıkmıştı oylar. Bu tabii ki çok yüksek. Ben orada faktörlerden birisi yurt dışı oylarını daha çalmanın daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çünkü her ne kadar işte ağzını mühürledik, yok içinde milletvekilleri uçakta beraber uçuyorlar. Ama bunlar bir istihbarat polis teşkilatı devleti kurdular bugüne kadar. Onun için o torbayı bu torbayı değiştirmek yurt dışı seçimlerinde daha kolay. Neden o oylar burada sayılıp da tutanakları burada tutulup ondan sonra koyulup gönderilmiyor? Bunu sormak gerekir. Bir faktör bu. Bunun dışında gene de çıkmasında şöyle bir rol var. Totaliter rejimler ilk önce medyayı kontrol altına alırlar ve Türkiye'de medyayı kontrol altına aldı Erdoğan. Burada yaşayan Türkiye kökenli insanların bir kısmı sadece Türkiye medyası izliyorlar. İşte A Haber'di, TRT'ydi Erdoğan'ın medyasını. Goebbels'in yani Hitler'in propaganda bakanının bir sözü var. Diyor ki büyük yalanları birçok kez tekrarlarsanız ona inanırlar diyor halk. O da onlar da büyük yalanları bu aracılıkla propaganda ettiler ve insanlar ona inandılar çünkü orada birebir yaşamıyorlar. Soğanı burada satın alıyor. İş maaşı burada alıyor adam, Almanya'da alıyor veya sosyal yardımı burada alıyor. Türkiye'yi ise sadece özlüyor ve kendi ezilmişliğini, dışlanmışlığını bu Kant'ın söylemiyle selbst verschuldete Unmündigkeit, yani aklını kullanamayışını gidip reislerinin güya dünyaya yedi düvele meydan okumasına bağlıyorlar. Erdoğan bağırıyor ya arada bir seçimlerden önce, Naziler diye işte Batı, Batı diye. Bu onlara hoş geliyor. Biz yedi düvele meydan okuyoruz sanıyorlar. Enflasyonu %150 olmuş bir memleketin hiçbir yere meydan okuma şansı yoktur. Bu hamasettir. Sürekli halkın önüne bir havuç tutuyoruz edalarına giriyorlar. Seçimlerden önce söylediğim gibi ha orada gaz bulduk, işte burada petrol rezervleri bulduk, şu kadar milyon ton, bu kadar kübik ton diye hikayeler yazıyorlar. O görünürde hiçbir şey yoktur. Güçlü devlet ve güçlü lider formasyonu yurt dışındaki Türklerin de bu ülkelerdeki dışlanma, ayrımcılık,
itilme, bu konularda hemen sarılacakları bir argüman olarak karşımıza çıkıyor o zaman. Evet, çok doğru ve bunlar bundan bir gurur duyuyorlar ama gururun boş bir gurur olduğunu görmek gerekir. Ki nitekim bunu son olarak depremde görmüş olmaları gerekirdi bunların. Çünkü bakınız, Kızılay mağdurlara çadır sattı. Evet. Alman sel felaketi oldu. Benzeri bir felaket olsun. Buradaki Technische Hilfswerk, yani Türkiye'deki Kızılay diyelim, bunların mağdurlara çadır satması söz konusu olabilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? 3 gün bir şehre giremediler bunlar. Hala bunun hikayesini yazıyorlar. Güya güçlü devlettik, ayanıyorduk. Yani dışarıdaki insanı kandırmaları daha kolay ama Türkiye'deki insan pazara gittiğinde 1 kilo soğanın 30 lira olduğunu görüyor. 1 kilo kıymanın kaç yüz lira olduğunu görüyor. Onun için oradaki insanla buradaki insanın bakışı farklı oluyor gerçekten. O nedenle buradaki işte bu ezilmişlik ve uzak oluş. O zaman siz bazı izleyici, hani dediniz ya, bazı arkadaşlarla konuştuğumuzda eskiden ya ben Türkiye'de yaşamıyorum, gideyim orada oy kullanmayayım. Hani böyle bir duygu var. Hakikaten de demokratik olarak baksanız, dediğiniz gibi biz yılda bir kere tatile gidiyoruz Türkiye'ye. Oradaki ekonomi bizi etkilemiyor Türkiye'dekileri gibi ama burada sanki hiç ekonomi yokmuş gibi, sorunları yokmuş gibi bu sorunların ana yaratıcısı olan hükümete destek veriyoruz bir şekliyle. Bu tartışma herhalde önümüzdeki dönemlerde devam edecek. Yani Türkiye'de oy kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Belki daha sonraki nesillerde, yani göç daha yeni bir süreç. Çünkü bu bizim 3. seçim asıl şeye baktığımızda. 2014 saymasak 2017 referandum, 18 ve şimdiki seçimler. Birkaç seçim sonra belki biraz daha güçlü bir şekilde bu tartışılabilir. Evet, çok haklısınız. Şimdi bu yurt dışındaki vatandaşlara da seçim hakkı verilmesi ilk defa 1996 yılında gündeme geldi. Ve ben o tarihte Zentrum für Türkei Studien, yani Türkiye Araştırmalar Merkezi'nin dergisinde bir makale yayınladım. Das Wahlrecht der Auslandstürken, yani yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının seçim hakkı konulu. O zaman bir karşılaştırmalı çalışma da yaptım. O zaman gördüm ki Almanya'da da böyle bir düzenleme var. Yani Almanya'da yurt dışındaki vatandaşlarına seçme hakkı vermiş ama bunu 10 yıl ile sınırlamış. Eğer bir vatandaş 10 yıldan fazla yurt dışında yaşıyorsa Almanya'da seçme hakkına sahip değil. Bu çok Almanya ile bağları kopmuş demektir yani, öyle diyelim. Yurttaşı olsa bile. Bu 5 yılda da sınırlanabilir. Çünkü diyelim ki daha 5 yılı veya 10 yılı geçmemiş, hala o ülkeyle bağları var. Bu bir geçici gidiş olarak nitelenebilir. Döndüğü nasıl bir ülkede yaşadığını belirleme hakkına o da sahip olmalı. Bu anlaşılabilir. Ama ben 33 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Ben niye belirleyeyim Türkiye'nin kaderini? Ben 2 seçim öncesine kadar hakikaten gitmiyordum seçime ve bu düşünceyle diyordum ki ben işte 30 yıldır, 27 yıldır ben Almanya'da yaşıyorum. O halde ben niye Türkiye'nin kaderini belirliyorum? Bu doğru mu, anlamlı mı? Ama sonra baktık ki Türkiye'deki rejimi ele geçirenler eşimizi, dostumuzu, akrabamızı hırpalıyorlar. Bizi burada kovuşturuyorlar. Yani bu duruma gittiler. O nedenle bu seçime ben çifte vatandaş olduğum için ben de gittim ve ilk gün gittim. Ve oyumu kullandım. Onun için Türkiye'deki arkadaşlarımıza, bu yayını izleyen herkese de onu tavsiye ederim. Mutlaka seçime gitsinler ve oylarını kullansınlar ve mümkün mertebe irade. Çünkü Türkiye'deki demokrasi güçlerinin ihtiyacı var. Sizin bir oyunuza ihtiyacı var çünkü hakikaten ülkenin içerisinde bulunduğu durum, siz aynı zamanda bu ya da bizi, hepimiz aynı şekilde, ben de sizin gibiyim. Bizi bir şekliyle bu sürece itiyor. Yani parçası olmamızı ya da gidip bir dayanışma içerisinde en azından bir oyla bile olsa tabii ki önemli. Tabii. Dediğiniz gibi, evet. Yani rejimin değişeceği, Cumhurbaşkanının değişeceği konusunda güçlü ibareler var. Avrupa bir şekliyle bir yeni bir başlangıç olur deniliyor. Sanki Erdoğan'dan kurtulma ihtiyacı da var, beklentisi de var Avrupa'da. Türkiye-Avrupa ilişkileri, Türkiye-Almanya ilişkileri Sayın Kılıçdaroğlu kazandığı takdirde bir değişim olur mu?
mutlaka çok önemli bir değişim olacak orada. Şu an Erdoğan yönetimi Türkiye'yi çok milli güvenlik sorunu yaratacak şekilde göbekten bağlı olduğu Rusya'ya teslim etmiş durumda. Rusya'ya teslim olmalarının nedeni ise 2014 yılında bir Rus uçağını düşürdüklerinde Suriye sınırında ve bunu gururla ortalıkta anlattıklarında Rusya Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önüne uydu görüntüleri koydu ve Türkiye'deki yönetimin nasıl IŞİD'in Suriye'den çaldığı petrolleri Türkiye üzerinden dünyaya sattığını tespit ettiler uydu görüntüleriyle. Bunu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin önüne koydular. Buradan bir ay geçmedi, Erdoğan özür diledi Putin'den. Bunu da tabanına satabilmek için koşa koşa gidip Moskova'da bir cami açılışı yaptılar. Ve orada Putin abisinin dondurmasını yaladı. Bu görüntüler ortadaydı. Evet, böyle. Evet. O dondurmadan sonra bir daha iflah olmadı. Oraya bağlı durumda kaldı. Şu an ise ümidi Rusya'nın elektronik ortamda seçimleri manipüle etmesi. Bunu ümit ediyorlar. Onun için Rusya'ya göbekten bağlı kalıyorlar. Çünkü Rusya'nın böyle yeteneği olduğu söyleniyor ve Trump'ın iktidara gelmesinde de bir rol oynadıklarını söylüyor Amerika. Onun için bu sandıklara gözlemcileri, sandık sonuçları protokol edildiğinde onların resimlerini çekmek, videolarını çekerek herkes kendi sandığını tespit etmek durumunda ki bunlar bağımsız olarak, seç sistem bağımsız olarak ortada durabilsin, bu tespit edilebilsin. Eğer bu olmazsa Türkiye, Çin veya Rusya gibi bir totaliter rejim içerisine girecek ve Avrupa ile ilişkileri iyice bitecek. Halbuki 2006-2007 yılına kadar Türkiye'nin neredeyse Avrupa Birliği'ne üye olma şansı doğmuştu. Evet. Ondan sonra bu reform işleri bitirildi ve totaliterizme doğru bir hızla gidiş yaşandı. Ama bunlar giderse hem Avrupa ile hem Amerika ile hem IMF ile Türkiye'nin ilişkileri iyileşir. Batmış bir ekonomi var. Şu an batmış durumda. Yani iktidara gelen bir enkaz devralacak. Bu çok açık. Bakın kendi birlikte iş yaptığı adamlar bunu itiraf ediyorlar. Evet. Sedat Peker kalktı gitti. Biliyorsunuz Suriye'ye götürülen silahlar konusunda bir dolu bilgi verdi. Ali Yeşildağ şimdi konuşuyor. İadeler hepsini parayı cebine indirdiklerini somut olarak anlatıyor. Milyarları nasıl götürdük? Evet. Bu müteahhitler üzerinden bunu anlatıyorlar. Avrupa Birliği'nden 3,5 milyon euro tarıma yönelik destek almışlar. Destek. Evet. Milyar, 3,5 milyar euro. 3,5 milyarı aralarında yemişler. Türkiye'de tarımı bitirdiler var olanı. Zamanında Türkiye tarım alanında kendine yetebilen 7 ülkeden birisi olmakla övünüyordu. Şimdi samanı da ineği de yurt dışından ithal eden bir memleket haline döndüler. İnsanlar et yiyemez, süt yiyemez hale geldiler. Onun için bunun değişmesi, bunun dönüşmesi için Türkiye'nin bu enkazdan çıkması gerekiyor. Bu enkazı ise bu İslamcılar yarattılar. Bakın birçoğunun ismi Mücahit'tir. Ama neredeyse hemen hepsi hırsız müteahhit durumuna geldiler. Mücahit geleceğiz diye iddiaları var. İsim Mücahit, kendisi hırsız müteahhit. Ne yaptılar? Bu paraları çalmanın en kolay yolu inşaat sektöründen olduğu için her yeri inşaatla doldurdular. Tarım alanlarını bitirdiler. Kumdan duvar ördüler. Yani onlar da zaten yıkıldı. Depremde zaten görüldü. Onların nasıl ayakta kalan bir şey kalmadı ve hala müteahhit kafasıyla bu işe bakıyorlar, ben size söyleyeyim. Kobani'ye IŞİD kuşattığında bunlar Kobani düştü düşecek diye bayram ediyorlardı. Bir taraflarına kına yakıyorlardı ve söylediği neydi o zaman reislerinin? Oradaki inşaatı kim yapacak? Hala evet. İnşaat vardı. Bakın burada da yıkılan yerlere yeniden inşaat yapmanın hayalleri içerisinde yaşıyorlar, oraya üzülmüyorlar. İnşaat olarak bakıyorlar. Kesinlikle. Aynı benzer firmalara verecekler, değerlendirecekler. Şimdi toplumda büyük bir değişim arzusunun olduğu belli. Sokaklarda gösteriyor, seçim mitingleri, basında. Dediğiniz gibi AKP'ye geçmişte oy vermiş insanlar bile bu
anlatılanların bir kısmını artık gördüler ve sırt çevirdiler. Ama bütün buna rağmen şöyle bir algı var son günlerde. Erdoğan bu iktidarı bırakmayacak. Yani seçimlerde sonucu kaybetse bile, yenilse bile bunu teknik olarak kazanmak için, işte demin siz söylediğiniz Rusya'nın yardımıyla, oyları çalarak bir şekilde bunu yapma olmadıysa sokakta, ki bunu ifade ediyorlar. Hani değişik bakanlar da bunu ifade ediyor. Böyle bir şey mümkün mü? Yani pazar akşamı, siz aynı zamanda bir hukukçusunuz. Pazar akşamı Türkiye tablosuna baktığımızda ne bizi bekliyor? Evet, bu konuda biraz böyle boş tehdit yapmaya çalışıyorlar. Bakın, bir bakanı dedi ki biz kazanmazsak bu seçimler darbe olur o zaman dedi. Hem seçime gidiyorlar, evet. Kazanırlarsa güzel demokratik bir seçim, kaybederlerse bu bir darbe. Lafa bak. Ondan sonra da Erdoğan çıktı sanıyorum dün veya önceki gündü. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi hayatımız pahasına istiklal ve istikbalimize sahip çıkarız gerekirse dedi. Bu ne? Nerede bir savaşa gidiyorsunuz? Bunlar ama blöfleri, hiç korkmasın insanlar. Tıpış tıpış gidecekler çünkü halk ve muhalefet gümbür gümbür geliyor. Gümbür gümbür gelen halkın önünde hiçbir güç duramaz. Blöf yapıyorlar. Ben size açıkça söyleyeyim. Erdoğan iktidarını ayakta tutmak için, sistemini ayakta tutmak için hiçbir şey gözüne gelmez. Bakın, kendi taraftarları yurt dışına çıktılar, birebir itiraf ediyorlar. Bu 15 Temmuz'daki darbe girişimindeki tiyatroyu ortaya koyuyor. Evet. Bunlar bilinen tiyatroydu diyorlar. Orada 251 insanı şey yaptılar, kurban ettiler kendi emelleri için. Bunu bir daha deneyebilir miyiz? Ama eğer bir iç savaş Erdoğan'ı kurtaracak olsaydı, ki bunun düşünceleri kafasında sürekli dönüyordu, bunu bir şekilde fikri neyse zikrini de o yapıyordu. Ama bu işe giremedi çünkü kazanacağını bilmiyor. Kazanacağını bilseydi ona girmişti çoktan, 2 yıl öncesinden. Ve bu şansını tamamen bitiren adım ne oldu biliyor musunuz bana göre Yücel Bey? O da Davutoğlu ve Babacan'ın bu partiden ayrılmaları oldu. Bu tamamen cesaretini ve şevkini kırdı. O iş bitmiştir. Erdoğan o işe girmez çünkü zararlı çıkanın daha çok kendisi olacağının farkında. Onun için o işe girmeyecek. Ben 2019'da yazdığım bir makalede, Deutschland Radyo için yazdığım bir makalede diyorum ki 31 Mart 2019 seçimlerinde Erdoğan'ın artık tahtı sallanıyor ve savunma zırhı delikler aldı. Çünkü öyle gözüküyor ki Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül ayrılıp bir parti kuracaklar. Bu böyle, evet. Erdoğan bitmiştir. Tahminim kısmen doğru oldu. Çünkü bunlar ayrıldılar ama birlikte kurmadılar partiyi. Muhalefette ayrı ayrı partiler kurdular ama tekrar altılı masanın içerisinde yer aldılar. Bu çok önemli bir faktör. O nedenle muhafazakarıyla, soluyla, Kürdüyle insanlar bir araya geldiler diktatörlük rejimine karşı. Bu çok önemli bir adım. Büyük bir şevk var ve İstanbul, Ankara'yı kazanmanın da tecrübesi var. Bu tecrübe ve cesaretle halk gidecek, sandıklarına da sahip çıkacak. Bu adamlar da hiçbir şey yapamazlar. Yani o sindirme politikası, korkutma. Biz tamamen işte bir de izninizle yasal boyutuna da değinmek isterim. Evet. Yasal boyutu da çok önemli. Bakınız, eğer seçimleri kaybeden birileri bu seçimden geri çekilip gitmezlerse meşruiyetlerini kaybederler. Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesine göre bir anayasayı ihlal suçu işlerler. Eğer çekilip gitmezlerse bu da devam eder. Yani sürekli devam eden bir suç haline geldiği için suçüstü hali oluşur. Suçüstü halinde de ne olur biliyor musunuz efendim? Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 2. maddesi ve 90. maddesine göre suçüstü durumunda herkes bunları derdest etme hakkına sahip olur. Yani halk meşru müdafaa halini kullanmak durumunda kalır. Bu da onlar için hiç iyi olmaz. Hiç iyi olmaz. O nedenle meşru hükümeti seçimlerden sonra devretmek zorundalar. Aksi takdirde kendilerine zarar vermiş olurlar. Anayasayı ihlal suçu işlerler. Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesine göre
suçlu hale düşerler. Bu da ağırlaştırılmış müebbet hapis anlamına gelir. İktidarı devretmezlerse bu devam eden bir suçüstü hali doğurur. Devam eden suçüstü halinde ise Ceza Muhakemeleri Kanunu'nun 2 ve 90. maddelerine göre herkes bu adamları derdest etme, tutma hakkına sahip olur. Bu kendileri için hiç iyi olmaz. Onun için bu konuda mı? Taraftar şöyle bir şey, çok açıklar. Bu dediğiniz yasaları uygulayacak merciler, makamlar, YSK'dır, Anayasa Mahkemesi'dir de bunların da bağımsız olmadığı endişesi var. Yani hani bu dediğiniz madde anayasa üzerinde yazıyor ama bunu uygulayacak bir hukuki iradeyi, hukukta bir yargıda böyle bir uygulamanın olmayacağı geniş kesimler bunu ifade ediyor. O açıdan hiç mahkemeye bırakmadan bu işi bitirme. Doğrudur ama şöyle bir şey, totaliter rejimlerde öyledir. Ancak reislerinin kaybettiğini, çok farklı bir şekilde kaybettiğini ve halkın bu iradesinin arkasında durduğunu gören bütün kurumlar anında istikamet değiştirirler. Bakın ben hep bir tekrar ediyorum. 2011 yılında ben Libya'daydım bir delegasyonla. Herkes Muammer Kaddafi'ciydi. Reis için ölürük diyorlardı. Kiminle konuşsanız. Kim kaldı reisin arkasında düşünce? Etrafındaki adamlar dahi adamın canına kastettiler. Kimse kalmadı. Evet. Çavuşesku çok güçlüydü. Ne oldu? Saddam acayip güçlüydü. Hiç rakibi yoktu. Ne oldu? Onun için kimse heveslenmesin. Totaliter rejimlerde öyledir. Reislerinin kaybettikleri, gördükleri anda taraf değiştirirler bunlar. Gördükleri anda bütün kurumlar taraf değiştirecek. Sınırlardaki sınır kontrol müdürleri dahi anında taraf değiştirecekler. O gece taraf değiştirecekler. Ben size söyleyeyim, bir kısmı da zaten kaçıp yurt dışına çıktı ve itiraflarda bulunuyorlar. Biz birlikte şunları şunları yaptık diyorlar samimiyetle. Bu itirafçılar artacak ve rejim değişecek. Çünkü fark hakikaten %10'u geçmiş durumda. Peki Mehmet Bey, çok teşekkürler. Umarız dediğiniz gibi seçim sandıktan çıkan iradeye saygı duyurulur ve böylece bir geçiş dönemi olur, gerçekleşir diyelim. Teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Efendim, iyi günler diliyorum. İyi günler. Evet sayın seyirciler, bu akşam Türkiye seçimlerine 2 gün kala Sayın Mehmet Kılıç'la birlikte hem Avrupa oylarını hem Türkiye'deki muhtemel gelişmeleri birlikte konuştuk. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere, hoşça kalın.